Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay şimdi telefon hattımızın diğer ucunda. Ahmet Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Çok geçmiş olsun. Merhabalar, teşekkür ederim. Neler yaşandı sizden dinleyebilir miyiz dün akşam saatlerinde? Dün akşam misafirlerimle restoranda otururken bir kalabalık bir grubun sopalı saldırısına uğradık. Çok meful bir saldırı, acımasızca öldürme kastıyla çok ağır bir şekilde sopalarla, gol sopalarıyla bize vurdular. Beyzbol sopalarıyla. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyoruz efendim. Buyurun. Sizi tamam. Dinliyoruz. Şimdi tabii ben bunu akşamı söyledikten sonra bunun biraz gerisine gitmek isterim. Bu olay dün akşam meydana gelmiş, öyle tekil bir olay değil. Bu 2015 yılından beridir bir rant çetesi diye bahsettiğimiz, bütün basın da bunu biliyor. Yaptığı olayların en sonuncusu. Çok daha evvelden de geçmiş yıllarda evimi otomatik silahlarla taradılar. Okuldan çıkan kızımı kaçırmaya kalktılar. Bu ve bunun gibi bir sürü bize baskı yaratmak için. Kimdir efendim bu rant çetesi dediğiniz kişiler? Rant çetesi dediğiniz kişiler son olaylarda da zaten bunların ödül ışıklarla beraber ateşi olmuş. Meydana çıkmış. Burada kendilerine rant elde etmek için uğraşan bir müteahhit çetesi diyelim. İzmir'de yaşıyorlar. Bu son biliyorsunuz bir taciz, tecavüz olayları gibi bir şartın gene çok duruma ve çok iğrenç bir suçlamayla bizim üstümüze geldiler, basına çıkanlar. Özellikle Mehmet ve Süleyman Özışık kardeşler bu konuyu çektikleri videolarla işlemeye kalktılar. Netice olarak yapmak istedikleri şey şuydu: beni bir şekilde ve ekip arkadaşları bir şekilde yıldırıp itibarsızlaştırıp bir şekilde gene eski düzenlerine, 2014 senedeki düzenlerine geri dönmek isteydi. Çünkü illegal çalışmaya, bir takım imar planı tadilatlarıyla, illegal bir şekilde yapılan imar planı tadilatlarıyla rant artırmaya alışmışlar bunlar. Ama bizim dönemimizde tabii ki böyle bir şeyler olmayacağı için, olmadığı için de bizi yıldırıp, itibarsızlaştırıp bir şekilde bu görevden koparmaya çalıştılar. Bir akşamki olayda aynı gün, bakın çok enteresan burası, dün öğlen saatlerinde biz bunların bir işte otel diye yaptık ama otel özellikle de haiz olmayan bir binaya ruhsat vermemiştik. Bunlar bilip dava açtılar, davayı kaybettiler. Mahkeme şunu söylüyor: belediye buraya ruhsat vermemekte haklıdır çünkü burası otel nitelikten haiz değildir. Tabii ki bu mahkeme kararı çıktıktan sonra biz gittik mahkeme kararını uyguladık, orayı mühürledik. Akşamla başımıza bu iş geldi. Yani organize iş. Gayet organize bir şekilde yapılmış bir çetenin işidir. Çete derken bundan bahsediyorum. Bir kişi de yakalanmış sanıyorum. Başka bir gelişme var mı? 6 kişi birden yakalandı efendim. Öyle kişi, mi? Evet, 6 kişi yakalandı. Şu an savcılıklar ifadeleri almaya sanıyorum. Ben de gidip biraz sonra ifade vereceğim. Şimdi 4 kişi, siz kaç kişi gördünüz? Size saldıran kaç kişiyi görmüştünüz? Ben sayı olarak sayamadım orada. Sayı olarak sayamadım. Zaten karanlıktı. Sayı olarak sayamadım ama işte 5-6 kişi gibi bir grup vardı. Anladım. Peki bu meselenin geçmişi de var dediniz ya. İşte bu konuya ilişkin daha önce bu kişilerle bir yargı yolunda hesaplaşmaya gitmiş miydiniz? Tabii. Biz yargı yolunda yaptıkları kaçak inşaatı önce Aylık İdare Mahkemesi'nde, ondan sonra istinafta, daha sonra Danıştay'da kazandık. Yok, size yönelik başkaca saldırılardan söz etmiştiniz. Onu kastettim daha çok. Anladım. Evet, evim otomatik silahlarla tarandı. Yıldırmak için gene gece bir vakti, kış günü. Ondan sonra kızım İstanbul'da okuldan çıkarken bir şekilde tacize uğrayıp kaçırılmaya kalktı. Bu tip fiziki olayların yanı sıra da Gene demin söylediğim gibi basın yoluyla da, sosyal medya yoluyla da bizi itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Canımıza kast ederek yaptıkları hareketler dün ellerindeki beyzbol sopalarıyla resmen öldürme kastıyla vurdular. Çünkü benim arkam dönüştü, ense köküme vurdular benim haberim yokken. Kafanıza mı aldınız darbeyi ağırlıklı olarak? Ense köküme aldım.
Vücudumun muhtelif yerlerini aldım. Yanındaki misafirlerin hakezi haliyle restoranın çalışanlarına, görevlilerine birçok hakarette gene onlara da vurdular. Çok kalleşçe ve çok affedersin çok kahpece arkadan yapılan bir saldırı. İnsan kendisini savunma imkanı bile verilmeyen bir kahpece yapılan bir iş. Sizin şu an sağlık durumunuz ve yanınızdaki, beraberinizdekilerin sağlık durumu nedir peki? Şimdi ben gece tabi Adnan Menderes Üniversitesi'ne gittim. Orada tabii ki aldığım darbelerden dışarıda gözüken morarmaların dışında belki bir şey yoktu ama tabii bilgiye içeriden de bir takım sıkıntılar olabilir diye MR'larımız çekildi, tomografiler çekildi. İşte dışarıda altına tutulduk sabaha kadar. Sabah 8'den sonra çıktım, Didim'e geldim. Tabii yanımdaki arkadaşlar da aynı şekildeydi. Böyle bir harca yapılan bir saldırı. Çok geçmiş olsun. Ben tekrar şu Özışık kardeşler meselesine bir kez daha dönmek istiyorum. Bu çeteyle Özışık kardeşlerin ne gibi bir bağlantısı var? Nasıl bir birliktelikleri var ya da nasıl bir yakınlıkları var? Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi aktarabilir misiniz? Bildiğiniz Tabii aktarırım. Nasıl bir beraberlikleri var? Bunlar Özışık kardeşler biliyorsunuz birçok belediyeye, İstanbul'da da, Türkiye'nin başka yerlerinde de birçok belediyeye şantaj yaparak bir takım videolar çekip onları sosyal basında ve kamuoyunun gözü önünde rencide edecek, itibarsızlaştıracak şekilde bir takım kumpaslar kurarak ve bunları yarattıkları sahte delillerle destekleyerek medyanın gücünü kullanıp bir şekilde şantaj yapıp para almaya alışmışlar. Aynı sistemi bize kurdular. Tabii ki ben asla böyle bir şeye geçit vermeyeceğim için maalesef bize işte demin de söylediğim gibi taciz, tecavüz konusu gibi inanılmaz derecede bir senaryo isterseniz o kadar aşağılık ve çok affedersiniz bir senaryo yazamaz. Böyle bir şeyle bizi suçlamaya kalktılar ama her zaman söylüyorum Didim halkı bana ve arkadaşlarıma sahip çıktı. Böyle bir olaya asla inanmadılar. İnanmadıkları gibi Özışık kardeşlerinin ve ülkelerin hakkında da savcılar suç duyurusunda bulundular. Bulunacaksınız. Konu halen, doğru mu duydum? Devam. Bulunacaksınız mı? Bulundunuz mu? Ben zaten suç duyurusunda bulundum ama Didim halkından da birçok insan gidip suç duyurusunda bulundu. Anladım. Anladım efendim. Özışık kardeşlerin bunlardan bir şekilde beslenerek belediyede şantaj yaparak belediyeden bunu birçok belediye yaptılar. Sağ kesimden olsun, sol kesimden olsun. Bunu Özışık kardeşleri tanıyan herkes bilir. Netice itibariyle de istediklerini kısmen bazı yerlerden de tamamen almışlardır. Ama biz asla böyle bir şeye tereddütle etmedik, müsaade edemedik. Çünkü yaptığımız gayri resmi, gayri yasal ve yüz kızartı hiçbir şey olmadığı için elimiz ve vicdanımız alnımız temiz olduğu için karşılanabildik. Peki Ahmet Bey, çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Yaşadıklarınızı paylaştınız bizimle. Tekrar size ve beraberinizde bu saldırıya maruz kalan kişilere de çok geçmiş olsun diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.